Fizik ve matematik kuşkusuz teknolojik gelişmelerin baş unsuru olan iki gerekliliktir. Tarih boyunca da öyle fizikçiler yerküre üzerinde yaşamışlardır ki hem evreni daha iyi anlamamızı sağlamışlar hem de teknolojinin gelişmesine ön ayak olmuşlardır. Şüphesiz her kişinin sempati duyduğu bir fizikçi vardır. Herkesin de bu duygu besleme durumunda geçerli bir sebebi vardır. Bu dünya Newton, Tesla, Einstein ve daha nicelerine çok şey borçludur. İşte tarihin en iyi 10 fizikçisi. Isaac Newton, filozof, matematikçi, mucit, bilim adamı, fizikçi, astronomici. İngiliz fizikçi Isaac Newton, yerçekimi kanununun kâşifidir. Bilime kazandığı yerçekimi kanunu ile bilimde bir devrim yaratan Newton, tarihteki en etkin insanlardan biri olarak da gösterilir. Matematik, mekanik, hidrodinamik, termodinamik, optik, yerçekimi yasası ile ilgili birçok buluşu vardır. Nikola Tesla, mucit ve mühendis. Sırp mucit Nikola Tesla, dünya çapında tanınan en önemli elektrofizikçilerin arasında gelir. En önemli çalışmaları ise alternatif akım ve harp deneyidir. Bunun yanında ise bilim adına sınırsız katkısı vardır. Niagara Şelalesi projesi, tüm dünyaya kablosuz elektrik gibi çok önemli çalışmaların yanı sıra uzaktan radyo kontrolü, radyo frekans alternatörü Tesla bobini, uzaktan kumanda kozmik ses dalgaları, yüksek frekans öncülüğü, dünya çapında telsiz, dünyanın en güçlü vericisi, radar ve türbinler gibi icatları vardır. Albert Einstein, fizikçi, bilim adamı, bilim felsefecisi. 20. yüzyılın etkili bilim adamı olarak gösterilen Nobel ödüllü Albert Einstein, görelilik kuramı, kütle enerji eşitliliği, fotoelektrik gibi birçok bilime yön veren çalışmalarında sahibidir. Manhattan projesi gibi tarihin en önemli projelerinden birinde görev almış ve kuantum teorisi, kozmoloji, kara delikler ve izafiyet teorisi gibi konularda ileri derecede çalışmalar yapmıştır. Galileo Galilei, fizikçi, matematikçi, gökbilimci, filozof, yaptığı araştırmalarla modern fizik ve astronomi alanında devrim yaratan ve dünyanın yuvarlak olduğunu savunan ilk bilim adamı. Dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ettiği için Vatikan tarafından suçlu bulunmuş ve neredeyse hapis hayatı yaşamıştır. Teleskop, Jüpiter'in uyduları, mikroskop, termoskop, sarkaçlar ve saatler gibi çok önemli buluşları vardır. Galileo'nun tarihe geçen şu ünlü sözünü de söylemezsek olmaz. Ben ne kadar dönmüyor desem de dünya dönüyor. Bu sözü Engizisyon'da hakimin eğer dünyanın dönmediğini ve düz olduğunu söylersen yanmayacak, affedileceksin sözünden sonra mahkeme kapısında söylemiştir. Marie Curie bir fizikçidir. Radyasyon tedavisi üzerine çalışırken radyasyondan dolayı kendinde lösemi gelişmiş, bu yüzden hayatını kaybetmiştir. Marie Curie tarihte Nobel ödülü alan ilk kadındır, hatta farklı dallarda Nobel ödülü alan da ilk insandır. Curie Nobel ve kimya fizik ödülü almış bir bilim kadınıdır. Radyasyonu bulduğu için fizik alanında Nobel ödülü almış, radyumu bulduğu için de kimya alanında Nobel ödülü almıştır. Wilhelm Conrad Röntgen, adından da anlaşılacağı gibi röntgenin mucidi olan bilim adamıdır. 1895 yılında fizik profesörlüğü yaptığı, Giessen Üniversitesi'nde X ışınları ile ilgili yaptığı deneylerin olumlu sonuç vermesi üzerine hastalıkların doğru tanısı alanında çığır açmıştır. Ayrıca 1901 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. Fizikçi Michael Faraday çoğunlukla kendi kendini eğitmiş bir fizikçidir. Faraday elektromanyetik alan üzerine çalışmaya başlamış ve elektromanyetik indüksiyonla elektroliz yasalarını bulmuştur. Faraday'ın elektromanyetik araçları daha sonraları elektrikli motor teknolojisinin keşfedilmesini sağlamıştır. İki kere şövalyeler topluluğuna davet edilen Faraday, iki devleti de reddetmiştir. Kırım Savaşı'nda kendisinden kimyasal silah yapımıyla ilgili tavsiye istenince etik anlayışına uymadığı için cevap vermeyi reddetmiştir. Einstein çalışma duvarında her zaman Faraday'ın resmini bulundurmuştur. Tabii Maxwell ve Newton'un resimlerinin haricinde. Fizikçi James Clerk Maxwell, elektromanyetizm teorisinin mucidi, genellikle ismi pek duyulmamış bir fizikçidir. Fakat fizik bilimine kattıkları azımsanamaz ölçüdedir. Maxwell, elektrik, manyetizma ve ışığın aynı olayda belirdiğini keşfetmiştir. Yani elektromanyetik alan. Radyonun, televizyonun ve radarın keşfi bu keşifle birlikte ortaya çıkmıştır. Maxwell aynı zamanda optik ve renkli görüntü alanındaki çalışmalara da öncülük etmiştir. Fakat son yıllarında kafasını Darwin'in evrim teorisine takmış ve evrim teorisini reddeden makaleler yazmaya başlayıp kendisini fizikten çekmiştir. Fizikçi Niels Bohr, atomun modern fikrini ortaya atan fizikçidir. Bu fikir şunu ifade eder. Atomun merkezinde çekirdek vardır ve çekirdeğin etrafında elektronlar döner. Elektronlar bir seviyeden diğer seviyeye geçtiğinde enerji açığa çıkarırlar.
Bu çalışma bora 1922 yılında Nobel ödülü kazandırmıştır. Carlsberg, Kopenhaglı bora çalışmalarından ötürü özel bir hediye vermiştir. Yanında bira fabrikasına boruyla bağlı bir ev. Bu şekilde Carlsberg, bora ömür boyu ücretsiz bira sunmuştur. Fizikçi Ernest Rutherford, fizik bilimine en çok katkıda bulunmuş insanlardan biridir. Yarı ömürlü radyoaktivite fikrini ortaya atan Rutherford, bir kimyasal elementin diğer bir kimyasal elemente dönüşmesinin de radyoaktivitenin rolünü gözler önüne sermiş. Rutherford, elementlerinin disentegrasyonu hakkındaki çalışmalarından dolayı 1908 yılında Nobel ödülüne layık görülmüştü. Rutherford daha sonraları Cambridge Üniversitesi'ndeki Cavendish Laboratuvarı'nın direktörü olmuştur ve liderliğini yaptığı James Chadwick de 1932'de nötronu keşfetmiştir. Perfect.